Gündem haber başlıyor. Sağlık Bakanlığı gezi eylemleri sırasında kullanılan ve polislerin el koyduğu ilaçlar için eczacılar hakkında soruşturma başlattı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde protesto amacıyla trafiği kapatan kamyon sürücülerine eylem saatlerine 465 adet ceza kesildi. Kadıköy Belediyesi 6 yolda tüm kullanıcılara ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti başlattı. Kurban Bayramı öncesi sessiz sedasız uygulamaya giren kararla Türk Hava Kurumu'nun kurban derisi ve bağırsak toplama etkisi elinden alındı. Kredi derecelendirme kuruluşu için kıdemli direktörü Paul Robkin sermaye akışında ani duruş olması durumunda Türkiye'de resesyon görülebileceğini söyledi. Antalya'da pazartesi günü oynanacak Antalya Spor Beşiktaş maçında 1400 güvenlik görevlisi görev yapacak. ABD'de donanma üstünü silahla basarak 12 kişinin ölümüne neden olan Aaron Alexis saldırı öncesi yazdığı mektupta ABD hükümetinin beynini ele geçirdiğini söyledi. Apple'ın altın renkli iPhone 5 piyasaya sürmesinin ardından firmanın Güney Koreli rakibi Samsung'da altın renkli Galaxy S4'ünü piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Venezuela hükümeti ülkede tuvalet kağıdı sıkıntısı nedeniyle bir fabrikaya el koydu. Fabrikanın denetimi orduya geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Twitter'daki 37 milyon takipçisinden yaklaşık 20 milyonun sahte hesap olduğu ortaya çıktı. Yüzde haber sona erdi.